Selamlar, ben Semih. Bugün arkadaşlar Kara X'in mücadelesini oynuyoruz. Her maçta farklı bir destek kullanacağız ve bu desteler size tavsiyemdir arkadaşlar. Bu video hızlı ve kısa geçebilir, haberiniz olsun, mücadele videosu olduğu için. Evet, ilk maçımızdan Pekka Köprü Spam destesiyle klasik başlıyoruz. Evet, şimdi Kara X'in ne diye çok fazla merak edenler olacak. Kara X'in şu arkadaşlar. Şurada Pekka'mızı atalım mesela Kara X'in içine. Kara X'in içine giren delikler bir anda hızlanıyor ve öfkeden de daha hızlı. Bildiğiniz bayağı makina gibi. Sonrasında Kara X'in içindeki kartlar zayıflıyor. Canı bayağı bir azalıyor. Yani daha fazla hasar yiyor diyeyim daha doğrusu. Bakın şimdi elektro büyüsüne. Bu en beğendim. Rakibin kartı hareket bile edemiyor elektro büyüsü Kara X'in aldığında. Şimdi hayli tattım, bakın daha fazla hasar yiyecek cadı. Göremedik fazla. Altı şövalye bakın. Hayalet 4 vuruşta neredeyse öldürecek. Yani pozitif tarafları da var Kara X'lerin, negatif tarafları da var. Ve bu videonun sonunda da alışveriş yapacağız arkadaşlar beraber sizinle. Muhtemelen bir 30 saniye falan sürer alışverişimiz. Biliyorsunuz bu etkinlik bayağı bir sezon jetonu veriyor. Çok garip bir prens açıkçası. Hemen koçbaşıyla terse çekelim. Herhalde Kara X'in içine atmak istedi prensini. Evet, mücadele olduğu için de böyle galiba çok fazla profesyonel adamlar olmuyor arkadaşlar. Ama amacımız zaten bizim bu mücadeleyi bitirmek ve sezon jetonlarını toplamak, alışveriş yapmak. Hemen Pekka'yı bastım çünkü bayağı bir iksir kazandık. Kara X'in içine giderse de çok iyi olur. Sağdan hayletir uçurayım dedim. Bayağı hızlı gidiyor çünkü. Çarpma, solu aldık sayılır. Evet, solu hatta aldık diyelim, direkt sağ tarafı bırakacağım. Bu arada bazı arkadaşlar bilmeyebilir, şu an Clash Royale'de normal maçlarda da Kara X'in var. Yani Kara X'in şu anda gerçekten Clash Royale'de. Bunu daha öncesinde Ocak ayında söylemiştim size geleceğini. Yani şöyle bir durum var arkadaşlar. Hani evrimli kartlar geldi ya, öldükten sonra Kara iksir damlatıyorlar arenaya, normalde iksir damlatırken. Dolayısıyla Kara iksir şu an Clash Royale'de ama aynı pembe iksir gibi bir barı yok. Kraliçe'nin alaka. Bu arada hızlı ölecektir çünkü Kara iksirin içinde. Evet, Kara iksir galiba birazcık da zayıflık oluyor. Ama bayağı bir vurdu. Evet, 3 tane çekmeye gidelim hemen. Kötü bir prens ama elektro büyücüsü nasıl tek attı o? Çok garip şeyler oluyor bu Kara X'de. Altın şövalye öldü hemen. Evet, ne olacağını asla kestiremezsiniz bu mücadelede gerçekten. Hemen 3 tane çekmek için artık son hamlelerimi yapıyorum. Her şeyimi atıyorum ve ilk maçı kazandık, hemen desti değişelim. Mega şövalye kullanacağız şimdi. Evet, ikinci maçımızdayız. Bu arada eğer video hoşunuza giderse çıkmadan bir beğeni bırakırsanız çok mutlu olurum. Mızraklarla köprüden başlayalım. Mızraklar umarım tek yemezler Kara X'in içinde. Evet, tek yiyorlar beklediğim gibi. Aslında bu bir zayıflık mı yoksa güçlülük mü onu bilemiyorum. Ya bazı kartlar için güçlülük ama muhtemelen canı olan kartlar için bir güçsüzlük olarak adlandırıyorum ben bunu. Sağ tarafı ne yaptık öyle? Tek başına kule al disketler. İnanılmaz, gerçekten inanılmaz. Sadece bir iskelet fıçısı bütün kuleyi nasıl alabiliyor ya? Yarasalar da sağ kuleyi alır, o yüzden sola saldıracağım. İzleyin yarasaları. Sağ tarafa bakın. Şuna bak, araba gibiler. Yani böyle bir sürat yok. Herhalde Clash Royale'deki maksimum sürat şu. Daha fazla bir şey olamaz bence. Birazcık tasarruf yapmamız gerekecek. Bayağı bir gerideyiz çünkü. Sağ tarafı bir çarpmayla böyle bir tasarruf etsek. Soldan bir çete. Canları az zaten adamın. Yani muhafızların canı az oluyor. Fazla vurmayın. Tek yiyorlar zaten mızraklar. Güzel. Çok ilginç bir mücadele. Normal maçlara hiç benzemiyor. Kartlar da acayip hızlı. Dur. Bu ne böyle ya? Çok garip. Tutulmuyor. Hemen şimdi gireceğim ben Anuklay'a doğru. Aslında troll mod olduğu için bence bir tık zevkli ya. Ki Clash Royale galiba bunu hedefliyor arkadaşlar. Oynarken bizim eğlenmemizi hedefliyor. Açıkçası ben normal bir maç oynarken daha fazla keyif alıyorum. Hani taktik yapmak hoşuma gidiyor. Tabii bazı düz oynayan arkadaşlar için bu da insanı cezbedebilir tabii. Hani çeşit çeşit şeyler var. O yüzden belki ucunuza gider, sağ tarafa çarpma atacağım tabii ki. Bu Mega Şövalye Desiz öldü bu arada ya. Bunun asla ben öleceğini düşünmezdim. Ama hakikaten artık kullanan kalmadı. Gerçi tek tük hala vardır ama evrimlerle beraber bence artık.
Çok fazla öldü deste. Şimdi direkt 3 taç almaya çalışıyorum ama çok kötü oklar attı. Mega şövalye fırsatı. Arkadaşlar bu adama direkt 3 taç çekelim bence. Şimdi kara iksir var. Mızraklı artı çete yapacağım. Goblin ordusu. Her şeyle gidiyorum 3 taç çekmek için. Sol kuleyi aldık. Anı kule kaldı. Evet, gayet hızlı bitiriyoruz. Bir tane daha maç yapacağız. O desteği de çok beğendim arkadaşlar bu mücadele için. Bu maçı bitirelim ve son maçımıza geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 3. destemizdeyiz ve bu desteği kesinlikle öneriyorum size. Zaten destelerin linklerini ben açıklamaya koyarım. Bu mücadeleyi herkesin bitirmesi lazım çünkü sezon dükkanında çok güzel şeyler var almanız gereken. Bayağı garip bir defans oldu ve kartları kolayca öldü. Sırf kara iksir olduğu için kartlar bayağı kolay ölüyor. Hatta benimki de kolay öldü. Gerçekten çok garip şeyler oluyor. Ya galiba bu mücadelede canı olan hiçbir kartı kullanmamak gerekiyor. Zaten tek yiyecek kartları kullanırsak bu sefer bizim için bir negatif taraf olmuyor. Aksine sadece pozitif tarafını kullanmış oluyoruz. Oklardan muhtemelen tek yerdi yaşlıca da ama atmadım. Benim zaten ateş ruhlarım da tek yiyor. Kule zıplar mı? Zıplar tabi, evet. Ona bir şey atması lazım. Güzel. Evet, zaten bu yüzden arkadaşlar ben bu desteği önerdim size. Bayağı bir bait kart var içinde. Girmem lazım aslında. Özellik basmak için bari şu yarasaları toplayalım. İskelet kralla. Evet, iksirimin dolması bu yüzden beklemiştim. Hemen bir müdahale. İskelet ordusu mahveder onu. Evet, bir de kara iksir olunca iskelet ordusu mahvetti. Sola dağılırlar. Bir şey attı ama çok geç. Bayağı bir hasar vurduk. Bir de özellik basalım. Mekaniğine alışık olmadığım çok fazla şey oluyor burada. Dark Goblin'e bak. O neydi öyle? Hayır, normal öfkeden bile daha fazla vuruyor ya. Bayağı bir komik oldu. Neyse, bari fırın dikelim. Fırın çalışması lazım aslında ya. Mantıken çalışması gerekmiyor mu arkadaşlar? Ateş ruhu hızlı koşuyor ya. Gerçi yaşlıca da tek atıyor şu an. Sağdan bir bait şeklinde girmek istiyorum bakalım. Kara iksir de geldi, çok iyi. Bütün bait kartlarla giriyoruz. Ne yapacaklar bakalım? Yani mini pekka'yı öldürecek kadar vurdular. İskelet ordusu. Kara iksirin içine girseydin kolayca öldürdük. Gerçi şu anda kolayca öldürdük zaten. Artık işini bitirmek istiyorum ben bu adamın. Dark Goblin atarım yarasa. İskelet fırçası. Ne yapacaksın buna? Evet, paket bayağı bir kurtarıyor. Şöyle bir fırın dikip sonrasında adamın işini bitirmek için girebiliriz arkadaşlar. Şu anda bir kara iksir olması benim için yeterli. Yolumun üzerinde kara iksir olması. Şu anlık yok. Orası beni ilgilendirmiyor. Top arabası. Dark Goblin. Güzel bir iskelet ordusu ama yaşlıca da bayağı bozdu. Arkadaşlar ben giriyorum. Girme vakti. Hadi kara iksir destekle beni. Kara iksir gelmiyor. Eyvah. Oo, çok yakındı. Bir an kaybettik zannettim. Evet arkadaşlar, alışverişe çıktık sizinle beraber. Bu jokeri almak istiyorum gelecekteki gelecek olan evrim için. Sonrasında şu flama jetonlarını alıyorum çünkü açmak istediğim bazı flamalar var. Birazcık da flama kutusu açılımı yapalım. Evet, izninizle flama kutusunu açıyorum. Şu evrimli flamaları istiyorum. De visket ne ya? Neyse, bir tane daha açabiliyoruz. Hadi. Hadi istediğimi ver. Anka kuşu geldi. Neyse, videonun sonuna geldik. Umarım video hoşuna gitmiştir. Başka bir gün saat 17'de görüşmek üzere. Çıkmadan bir beğeni atarsanız çok mutlu olurum. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.